Bu yapılar için şöyle bakın. Yapının döndüğü hal, durum bu. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, AKP'nin İzmir'deki 3 adayının dahil olduğunu belirttiği yolsuzluk ve usulsüzlük dosyasını açıkladı. İbretlik bir tablo. Tam organize işler İzmir sarmalı. Mahir Polat, Kemalpaşa'daki Örnekköy bölgesinde tavuk çiftliğine 13 sahte yapı kayıt belgesiyle villa yapıldığını iddia etti. 27.11.2018'de Bilal Kırkpınar'ın babası Hatip Kırkpınar'ın TC kimliği üzerinden devlete bir başvuruda bulunuluyor. 12 adet yapı kayıt belgesi alınıyor. Ha unutmadan bir de Bilal'in evi var. O gösterdiğim ev. Onun da 13. olarak yapı kayıt belgesi alınıyor. Burası tavuk çiftliği değil artık. Burası insanların yaşadığı 91 adet bağımsız yapıdır, binadır diyorlar. Yani burada yapı kaydı alırken bile aslında yalan beyanla suç işleyerek almış oluyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yalan beyanla yapı kayıt belgesi alındığını tespit ettiğini söyleyen Polat, söz konusu bölgenin ruhsatının iptal edildiğini belirtti. Sonrasında tabii yapı kayıt belgesinin geçerli olabilmesi için bir şey yapmaları gerekiyor. Gidip mahkemeye başvuruyorlar, Bölge İdare Mahkemesi'ne, 3. Daire Dava Başkanlığı'na. Ruhsatları iptal olan ruhsatın tekrardan geçerli hale gelmesi için bu yapı kaydının iptali sonrasında hızlıca Ömer Bey'i, o zamanki Çevre Şehircilik İl Müdürü'nü Hışım'la arıyorlar. 21.01.2022 tarihinde tekrar yık dediği yapının yapı kullanım izin belgelerinin geçerli olduğunu söylüyor. Polat'ın iddiasına göre AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar ve Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu vurgun yaptı. Bekçi kulübesi dönüyor, malikane oluyor. İbretlik bir tablo. Tam organize işler İzmir sarmalı. Mahir Polat söz konusu vurgunun arkasında dönemin İzmir valisi ve Bornova kaymakamının olduğunu da iddia etti. Bu arkadaşı tanıyorsunuz. Bizim şehremin olmak üzere Bayraklı'da aday olan AK Partili Bilal Kırkpınarlar. Dönemin valisi, Bornova kaymakamı, çok güzel cağ kebap partisi sonrası ok atıyorlar, at biniyorlar. Büyükşehir adayı Hamza Dağ. Bu kaçak yapının müellifi de bir tanıdık çıkıyor değerli arkadaşlar. Karşıyaka AK Parti adayımız. Kendisi de bu yapının yapı kullanım, yapı denetim şirketinin sahibi. 5 tane yapı denetim şirketini. İzmir'le devam edelim. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay seçim çalışmaları kapsamında İzmir